Nur suresi 64 sonuncu ayet. Cenab-ı Allah diyor ki, bak ayetin başına dikkatli olun. Ne oluyor bu? Öyle tavsiye deniyor. Farz. Evet, inşallah. Yani Allah'ın bir hükmü. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi. Bak dikkatli olun. Dikkatli olmak farz. Keskin bir dikkat. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Adam benim malım, benim mülküm diyemez. Evet. Cenab-ı Allah hepsi benim diyor. Yani yatı, katı, kotrası ne olursa olsun tamamı Allah'a ait. Neden? Çünkü beynin içindeki görüntüyü Allah yaratıyor. Adamın yatım dediği, katım dediği beynin içindeki bir görüntü oluyor. Değil mi? Evet. Bu görüntünün dışında bir şey görebiliyor mu? Yok. Adamın yatı dışarıda ama sadece onun görüntüsünü görebiliyor. Evet. Sadece görüntüsüne muhatap olur. Dolayısıyla ona ait, yani mallarına ait bütün beş duyu da beyninde his olarak Allah tarafından yaratılıyor. O hissi ben yaratıyorum diyor. Ha dışarıdaki malı, onu biraz araştırsın. Dışarıda nasıl bir malı varmış araştıracak. Gölge varlık olarak var. Gölge var. Onu zannettiği gibi yok. O üzerinde bulunduğu şeyi elbette bilir. Yani nerede iseniz, ne haldeyseniz bilir diyor Allah. Ona ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. En ince detayına kadar. Hepsi nasıl bu videoda gösteriliyorsa bu videoyu yeniden izlediğinde bütün detayları görebilirsin. Şimdi adam bir şey yapmadım diyor. Videoyu geriye aldım mı? İlgili yere geldim mi? Görülüyor orada evet. Ne yaptığı. Ama Allah diyor ki kör ve sağır olarak haşredeceğim diyor. Yine de o Allah'ın bir rahmeti olmuş oluyor onlara. Kör ve sağır haşretmez. Yani Rahman ve Rahim isminin bir tecellisi. Yani kör ve sağır olmadan bilinci açık haşredilseydi ne olurdu bir düşün. İnkarcılar dediler ki bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Kendisi düz uydurmuş ve ona başka bir toplulukta yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlık ve iftira ile geldiler. Ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır. Bak kaç çeşit yorum yapıyor görüyor musun? Evet. Bir kendi uydurdu diyor. Bir heyet halinde anlatıyorlar diyor. Bir başkasına yazdırdı diyor. Sabah akşam onu okuyorlar diyor. Yani peygamberin okuma yazması olmadığı için. Başkasına da okutturuyor diyor. Birisine yazdırdı diyor. Ve başkasına da kendine gelip okutturuyor diyor. Bir kim bu? Ortada öyle biri yok. Bir tek peygamber var ortada. Yani oradaki o devirde insanlar yani bu devirdeki insanlardan bir farkı yok. Yani şüphecilik had safhada. İnkar ruhu had safhada. De ki onu göklerde ve yerde gizli olanı bilen Allah indirmiştir. Doğrusu o çok bağışlayandır, çok esirgendir. Dediler ki bak bu sefer de sapıtıyorlar. Bu elçiye ne oluyor ki? Yemek yemekte pazarları dolaşmaktadır. Bu sefer de bu şekilde giriyor bak. Kaç aşamadan geçiyor görüyor musun? Evet. Kabul etmemek için. Mazlum peygamber diyor, niye yemek yiyor diyor. Evet. Pazarlarda geziyor diyor. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez mi? Bak olay daha da çaplanıyor. Gel yavrum. Evet. Bak kaç aşamalı sapıtma var. Sonra diyor ki, ya da kendisine bir hazinenin bırakılması gerekir diyorlar.
Veya ürünlerinde yemekte olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Bak, kaçıncı sapıtma? Evet. Bu, yani bir numaralayalım. Rakamla tespit edelim. Evet. Kaç aşamalı sapıtmaya doğru giriyor? En sonunda mala mülke dökmeye başlıyor olayı. Evet, evet. Zenginliğe çeviriyorlar. En sonunda diyorlar ki, zulmedenler dedi ki, siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Büyülenmiş diyorlar. En sonunda dayandıkları nokta bu. Bir bak, senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. İşte o örnekleri Allah dikkat çekiyor. Evet. Çok fazla sıralı. Bak, bir bak, senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar. Artık onlar hiçbir yol bulamazlar. Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan, cennetler veren ve senin için köşkler kılan Allah ne yücedir. Burada peygamberin masum olduğu anlaşılıyor bu ayette. Yani cennettesin diyor. Buna rağmen peygamber namazlarını, ibadetini hiçbir şeyini aksatmıyor. Yani net cennettesin diyor Allah. Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Şimdi Allah böyle tehdit etmezse hiç yanaşmıyorlar. Evet. Kur'an'da da Allah o yüzden çok fazla tehdit ediyor. Ama bu tabii daha çok müminleri ilgilendiren bir yön oluyor. Küfür hiç etkilenmez öyle şeyden. Yani münafık küfür, yani hiç muhatap dahi olmaz zaten. Bu müminlerin Allah'a karşı korkusunu ve titizliğini artıran ayetler. Yani mümin etkiler. Mesela münafıklarla ilgili ayetler, münafık etkilenmez onu. Kafirlerle ilgili ayetler, kafirler hiç muhatap olmaz. Hep müminler etkilenirler. Aynı herhalde, evet. Piraye'nin yüzü bayağı güzel ya, maşallah. Senin de öyle. İkiniz de yüzü çok güzel. Eyvahlar bize diyorlar ahirette, Kefsiresi 49'da şeytan Allah sana. Bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor. Halbuki bu zaten bir video kaydı. Yani şu an seyrettiğimiz video kaydı gibi. Yeniden koyduğum videoyu bir daha görürüz. Evet. İster baştan sona bak, ister sondan başa bak. Allah'ın takdiriyle. Tabii. Şimdi bak, bizim video bandımızın devamı var. Şimdi bize daha gelmedi o. Evet. Sırada. Bakalım neler gelecek. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Şimdi mesela bak, tıkırtın parmaklarına şıkırdattı. Evet. Değil mi? Evet. Oydu kaderde olan, geldi. Evet. Hep sırayla belli. İnşallah. Şimdi ama geldi geçti. Gittiğinde kaybolmuyor işte o görüntü. Yani o görüntü kaybolmaz. Nasıl gelirken kaybolmuyorsa, gelirken nasıl kaybolmadan geliyorsa, giderken de kaybolmadan gider. İnşallah. Aynıdır yani sistem, bloktur yani. Olduğu gibi muhafaza edilen bir sistem. Evet.